tehlikelidir. Vahyin neresinde bulununca ne alırsınız, bunu bilmek gerekiyor. Muhterem hocam, bir ayet-i kerimeyi burada hatırlayarak konuyu biraz daha açmak istiyorum. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ayet çerçevesinde insan-Allah ilişkisinin insandan Allah'a yükselen boyutu olan ibadeti nasıl izah edebiliriz? Bizim Allah'la iletişime, ilişkiye geçmeye ihtiyacımız var ama Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Bizim kulluğumuza ve ibadetimize bizden yükselen bir iletişim boyutuna ihtiyacı var mı? Sualinizin son bölümünden hemen giriverelim. Elbette ki Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok. Zaten ihtiyacı olan Allah olamaz. Allah olması için hiçbir şeye muhtaç olmaması gerekiyor. Zaten Allah da O'dur. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Fakat ihtiyacı olan bir taraf var. Yani insan kulluk yapıyor ve kullukta mutlaka bir tarafın ihtiyacı olması lazım. Kim bu? İhtiyacı olan taraf kim? Allah değilse geriye tek taraf kaldı. İnsan. İnsanın ihtiyacı var kulluğa. Neden ihtiyacı var? Çünkü insan kul olmak için yaratılmış. Yapısı gereği kul olmazsa yapamaz. Diyeceksiniz ki, iyi de Allah'a kulluktan kaçmış o kadar çok insan var ki bunlar hiçbir şeye kul değil. Ben de acaba derim. Dikkatli bakın derim. Dikkatli bakın, hiçbir şeye kul olmadığını zannettiğiniz insanların çoğunun egosuna, iç güdülerine, ayartıcı benliğine, nefsine kul olduğunu göreceksiniz. Bu çok daha iyi bir tanrı mı? Yani insanlar gerçekten kul olunması gereken kapıya kul olmaktan kaçarken, yani bir Allah'a kulluktan kaçanların binlerce sahte tanrı ürettiğini görmüyor muyuz? İnsan öyledir. Buna mahkumdur, mecburdur. Çünkü kul olmak üzere planlanmış, dizayn edilmiş. Kul olsun diye dizayn edilmiş. Yaratan öyle yarattı. Zaten öyle dizayn etmeseydi kulluk istemezdi. Kulluğumuzu kolaylaştırmak için yapmış bunu. Fakat kendisine kul olsun diye dizayn ettiği insan, kendisine verdiği bu imkanı istismar ederek, suistimal ederek, kötüye kullanarak, hiç de kendisine tanrılığa yakışmayacak şeyleri tanrı ediniyor. Bu ne demektir? Kula kul oluyor, ya da eşyaya kul oluyor. Yani fıtrat konulu sohbetimizde arz ettiğiniz gibi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu sayısız nimetleri, eyvallah, emsalsiz donanımları bu emanete ihanet ederek başka yerlerde yolsuzluk yaparak başka aynen yerlerde kullanıyor. Yani kozmik yasa dışılık. Evet. Efendim, bu bir kozmik suç işliyor. Aslında kendisini satıyor. Kendisi kendisine ait değil. Kendisi Allah'a ait. Fakat kendisine ait olmayan bir şeyi çok ucuza satıyor. Bu işte insanın kendi kendisine hakaretidir. Allah dışında bir kapıya kul olmak, insanın kendisine yönelttiği en büyük hakarettir. En büyük onursuzluktur. İşte şirk bunun için affedilmez bir cürüm halini alıyor. Çünkü İnsan kendisini dahi savunmuyor. Şuna bakınız. Allah insanı savunuyor fakat insan Allah'ı, insan kendisini savunmuyor. Allah insanın onurunu koruyor, insan kendi onurunu korumuyor. Allah insanın onuru beş para olmasın diye eşyaya kul olma, kula kul olma, hemcinslerine kul olma, nefsine kul olma, içgüdülerine kul olma, zevkine kul olma diyor. Ama insan yine de varıyor.
kendisinden aşağı derecede yaratılmış. Kendi emrine verilmiş hatta. Teshir sırrını hatırlayalım. Musahhar kılınmış. Kendisinin emrine amade kılınmış olan şeylere ille senin kulun olacağım diyor. Senin kölen olacağım diyor. Yani gitsen de Allah'a kul olsan, niye Allah'a kul olsa? Çünkü kulluğunun karşılığını verecek tek varlık vardır. O da Allah. İnsanın kulluğu büyük bir şeydir. Küçük bir şey değil. Tabii Allah'a kul olmak insan için şereflerin en büyüğüdür. Şereflerin en büyüğüdür. Ve aynı zamanda insan bundan dolayı şeref kazanır. Ve Allah dışında bir varlığa kul olduğunda kendi şerefini kendi elleriyle 5 paralık etmiştir. İnsana ancak Allah verebilir fiyatının karşılığını. Yani insanın değerini ancak Allah kıymetlendirebilir. Peki nedir kulluğun karşılığı? Rızayı ilahi ve cennettir. Bundan aşağısına giderse ucuz gitmiş olur. Ucuz. Kendisini ucuza vermiş olur. İnsanın buna hakkı yok. Çünkü kendisi kendisine emanettir. Kendisi kendisine zimmetlenmiştir. Emanete ihanet etmiş olur. Ya eyyetuhen nefsül mutmainne. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti ayetlerindeki. Ey Allah'ın kendisinden razı olduğu ve kendisinin de Allah'tan razı olduğu insan. Dön Rabbine. Rabbin senden razı, sen de Rabbinden razı olduğun halde dön Rabbine. İşte bu. Yani en büyük fiyat budur. Ve bundan aşağısına gitmemelidir insan. Bundan aşağısına giderse insan kendi kendisini harcamış olur. Allah'a kul olmak, layık olan yere adanmak, Allah'tan başkasına kul olmaksa harcanmaktır. Evet. Muhterem hocam, Cenab-ı Hakk'ın ben insanları ve cinleri ancak ve ancak sadece ve yalnızca bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım ayetini bu şekilde güzelce tefsir ettiniz. Yaratılışına, fıtratına uygun hareket ederek Allah'a kul olan insan özgürleşiyor. Allah'a kul olmaktan yani asal görevinden kaçınan da yüzlerce, binlerce, sayısız sahte tanrılara köle oluyor, kendisini harcıyor. Allah'a kul olan, özgürleşen ve iki dünya mutluluğuna eren kullarından bizi kılması niyazıyla değerli izleyicilerimizi de bir sonraki sohbete kadar Allah'a emanet ediyoruz. Değerli dostlar, Allah'ın sizlere bahşetmiş olduğu bu güzel donanımlara, bu büyük emanetlere iyi sahip çıkın diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.